Canlı gözleri gerçekte ışığa karşı son derece hassastır ve olumsuz yönde çok kolay etkilenir. Ama biz gözlerimizde Allah tarafından özel olarak yaratılmış olan destek sistemler sayesinde güven içinde güneşe bakabiliriz. Etrafımızı rahatlıkla görebiliriz. Bu destek sistemlerden bir tanesi de gözlerimizde bulunan pigment molekülleridir. Bilindiği gibi canlı gözlerinin renkleri çeşitlilik gösterir. Bu rengi sağlayanlar da yine pigmentlerdir. Melanin, gözün içinde bulunan ve göze rengini veren pigment maddelerinden bir tanesidir. Saçımıza ve cildimize rengi veren de yine melanindir. Ancak melaninin görevi sadece renk verici bir madde olması değil. Araştırmacılar, gözde bulunan melanin maddesinin hem gözün zararlı ışınlardan korunmasında kullanıldığını hem de görüş gücünün artırılmasını sağladığını ortaya çıkarmışlardır. Doğada ışığın oluşturacağı zararlı etkilere karşı en doğal çözüm olan melanin maddesi, özellikle yüksek enerjili ışıkları düşük enerjili ışıktan daha kuvvetli bir şekilde emer. Yani maviden çok mor ötesini, yeşilden çok maviyi emer. Bu yolla melanin, gözün lensini zararlı mor ötesi ışınlara karşı korumuş olur. Retinanın dokusuna zarar verme özelliği olan renkleri belli oranlarda filtreden geçirerek retinanın en ideal seviyede korunmasını sağlar. Böylece sarı nokta hastalığı riski azaltılmış olur. Göz melanini daha az olan kişilerde bu hastalık daha sık görülür. Bütün bunlardan da anlaşıldığı gibi melanin maddesinin görevlerinin her biri bize bu maddenin özel yaratılışını gösterir. Bu mükemmel maddenin nasıl ortaya çıktığı sorusuna verilecek cevap, kuşkusuz ki böyle kusursuz bir yapıya sahip olan çok fonksiyonları bulunan bu maddenin tesadüfen ortaya çıkmasının imkansız olduğudur. Melanin maddesi evrendeki her şey gibi Allah tarafından insanlara fayda verecek şekilde özel olarak yaratılmış bir maddedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları olsun. Çünkü doğrusu gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler köredir. Haç suresi 46.